Sayın Ağar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar bu burada durmayacak şeklindeydi. Zaten hava operasyonundan sonra da ilk etapta ifade ettikleri de bu yöndeydi. Bugün Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen, öğretmenlerle gerçekleştirilen buluşmada da bir kez daha vurguladı. Bizim öğretmenimize eli kalkanı biz darmadağın ederiz dedi ki malumunuz. Roketli saldırıda hayatını kaybedenlerden biri de küçük çocuğumuzla birlikte 5 yaşındaki Hasan'la birlikte 22 yaşındaki öğretmenimizdi. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki süreçte vurguladığı 3 nokta var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tel Rifat, Münbiç, Aynel Arap. Hem sizin bölgedeki izlenimlerinizi rica edelim. Antep'tesiniz, Gaziantep'tesiniz. Hem de nasıl bir adım bekliyorsunuz ve zamanlama olarak nasıl bir tahmininiz var? Buyurun. Ben tabii burada şu an özellikle yapılan hava akınlarının ve hava akınlarıyla birlikte kendisini gösteren ateş destek vasıtalarının etkisi son derece güçlü bir şekilde YPG PKK üzerinde etki ürettiği gözüküyor. Hem burada sahadan haber alan hem sahadaki kendi kaynaklarımız açıkçası YPG PKK üzerinde ortaya konulan etkinin ezici bir etkiye karşılık geldiğini ifade ettiler. Özellikle sahanın üst tarafında konuşuyor olan YPG PKK'nın bir şekilde kullanmış olduğu ateş destek vasıtalarının yani bunların içerisinde bize saldırı yapılan gratlar, katuşyalar veya bir diğer tarafıyla top ve havan mevzileri, öte tarafıyla sahada gözüken bir takım zırhlı araçları veya liderlerini taşıyan araçların bir şekilde vurulduğunu, sadece bunlara kalmadığını, özellikle haberleşme altyapılarının ve bir şekilde petrokimya tesislerinin, bir diğer tarafıyla karargahlarının, eğitim alanlarının ve öte tarafıyla özellikle yer altındaki mağara yapılanması, tünel yapılanmasının bir şekilde çok güçlü bir anlamda bir şekilde vurulduğunu anlatıyor, gösteriyor bize. Şu ana kadar açıkçası mahdut hedefli bir takım hava akınlarının olduğunu görmüştük, görüyorduk ama özellikle bu sefer yapılanlar şu ana kadar hiç vurulmayan alanların vurulduğunu gördük, gözlemledik. Bunların içerisinde hemencik sayabileceğim Aynel Arap'ta şu ana kadar hiç vurulmamış pek çok hedefin vurulduğunu görüyoruz. Abdullah Bey, rica etsek haritada da bize yardımcı olabilir misiniz? Şimdi burada önemli bir nokta var, siz de altını çiziyorsunuz. Bu rafineriler, yakıt depolarının olduğu alanlar. Dolayısıyla buralardaki bu hedef almayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklaması vardı. Buyurun, ben yeniden sözü size bırakayım. Buyurun. Şimdi tabii bu yakıtla ilgili sordunuz. Bu son derece önemli bir gelir kaynağı YPG PKK'nın. Bununla ilgili biliyorsunuz başta Remeyna'nın petrol sahası olmak üzere, Deryazu hattındaki petrol alanları ve rafineleri olmak üzere buralardan çıkartılan petrolü bu rafinelerde işleyip bunları bir şekilde hem kendisi kullanıyor, hem Esad tarafına satıyor, hem de bir diğer tarafıyla bir şekilde ihraç etme eğilimi içerisinde. Özellikle Irak'a falan gönderiyor. Hatta bir diğer tarafıyla ilişki geliştirmiş olduğu bir takım taraflara buna ilgili rüşvetler verdiğine dair de sahada pek çok bilgi var. Bunlar vuruluyor. Şimdi öncelikli olarak gelir kaynağının ortadan kaldırılması. Ama asıl bence harekatla ilgili olan boyutu, bu rafinelerin ortadan kaldırılmasıyla beraber YPG PKK'nın olası bir harekatta kullanmakta olduğu harp silah araç ve gereçlerin yakıt ihtiyacının ortadan kaldırılması. Yani bununla ilgili araçların yürütememesiyle ilgili bir zorluğu, bir zorundalığı Türkiye'nin bir şekilde sağlamaya çalıştığını görüyoruz. Bu yapmış olduğu hava akınlarıyla birlikte. Aslında temelde şu cümleyi kurmamız gerek Başak Hanım. Bu üst yapıyı Türk Silahlı Kuvvetleri şu an imha ediyor. Yani bununla ilgili kurulan cümleler satıhta tespit edilen ne kadar hedef varsa YPG PKK'ya dair bunlar vuruluyor. Şimdi bunların vurulmasının tabii pek çok anlamı var. Harekatla ilgili olan bir boyutu var ama bir diğer tarafıyla da açıkçası YPG PKK'nın bunlar üzerinden toplum üzerinde üretmiş olduğu etkinin ortadan kaldırılmasına veya zayıflatılmasına dair bir gayret var. Öyle okuyorum ben. Bir diğer tarafıyla harekatın ortaya koymuş olduğu şiddet son derece etkili. Yani kırıcı bir etkisi var. Bu teröristlerle bir bağ geliştirmiş, zoraki bir bağ geliştirmiş
bölgedeki bir takım oluşumların, güç oluşumların YPG PKK'yla bir çözümü Türkiye'nin razı olmadığını ve bu razı olmamasıyla birlikte buna dair hiçbir izin vermeyeceğine dair son derece kuvvetli bir mesaj var. Öte tarafıyla da tabii hep konuştuğumuz mesele. İşin en zor tarafı Amerika Birleşik Devletleri gibi bir takım ülkelerle geliştirmiş olduğu simbiyotik ilişki. Yani şimdi bu ilişkinin kırılması bu harekatın belki de en önemli sonuçlardan bir tanesi, en önemli amaçlarından bir tanesi olacak. Sonuçta Türkiye özellikle bu yapmış olduğu harekatla birlikte Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere YPG'yi kullanan, himaye eden, yöneten ve yönlendiren yapılara vermiş olduğu son derece net bir mesaj var. Bir diğer tarafıyla aralarında gelişen ilişkinin istikrarsızlaştırılması adına. Ki bunu YPG PKK'lı teröristlerin yapmış olduğu açıklamalarda zaten görüyoruz ve gözlemliyoruz. Yani hatta belki bununla ilgili en çarpıcı cümlelerden bir tanesini Amerika Birleşik Devletleri'nde sözde YPG PKK'lı temsilcisi kurdu. Dedi ki Amerika Birleşik Devletleri bize ihanet etti. Bir diğer tarafıyla sahadaki elebaşları da Amerika Birleşik Devletleri'ne dair serzenişlerini iletiyorlar ve ellerindeki bir takım kozları kullanma eğilimi içerisindeler. Yani ne yapıyorlar? Biz işte DAEŞ'le mücadeleyi durdururuz. İşte El Hol hapishanesindeki hapishanesi başta olmak üzere hapishanelerdeki DAEŞ'leri serbest bırakırız gibi bir takım cümleler kuruyorlar. Hatta bununla ilgili bir entrikanda dönmeye başladı gözüküyor. Yani hatta Türkiye vurmadığı halde örneğin dün bu konuşuldu. Abdullah Bey, El Hol kampı nerede? El Hol hapishanesi diyor. Bize gösterebilirseniz tam olarak nerede bulunuyor? Biraz daha aslında oradaki risk ve tehlikeden söz edelim mi? Buyurun. El Hol kampı Haseke'nin güneydoğusunda. Evet. Şimdi bu hat YPG PKK'nın en çok yuvalandığı alan. Hatta şöyle söylemeliyim. Haseke, El Hol, Güveyran ve Yarubiye bir de Şeddade. Bu alan YPG PKK'nın en çok istismar etmiş olduğu alan. Çünkü Suriye geçişlerinde buradan sağlıyorlar genellikle. Yarubiye kapısı var burada. Buradan görüyorsunuz şurada Sincar Dağı var. Sincar hattında Sincar'dan Mahmur'a, Mahmur'dan Geyyar'ı üzerinden bir şekilde Kerkük, Kerkük'ten Çemçemal ve şu alana geçiyorlar. Bakın şöyle bir hat var. Buradan bu alttan Süleymaniye tarafına ve bu alana geçiyorlar. Şimdi Türkiye'nin şu alanda ortaya koymuş olduğu etki, keşif ve gözetleme faaliyetleri ve gördüğü her terörist imha etmesiyle birlikte onlar bir şekilde Türkiye'den uzak alanlarda bir varlık üretmeyi, yuvalanmayı üretmeyi ve bu bahsetmiş olduğum Türkiye'nin erişiminin daha uzak olduğu, daha çok sivil yerleşim alanları kullandığı bir hattı kullanma eğilimi içerisindeler. Türkiye buraları da baskı altına alıyor ama buranın düğüm noktası bakın şu alan. Şu alandaki varlığı PKK'nın aslında işte beyin takımının yuvalandığı yerler. Buralarda da vuruşlar var. Hatta Deryezur hattında dahi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş uçaklarının etki ortaya koyduğu gözüktü. Bunlar şu ana kadar olmamıştı Başak Hanım. Bunları ilk defa görüyoruz. Özellikle bu alanda kendileri çok rahat hissediyorlardı. Ama bu alandaki vuruşlar onları çok rahatsız etti. Şimdi bir diğer tarafıyla Kamışlı biliyorsunuz. Bu coğrafyadaki, şu sınır hattındaki Kürt sosyolojisini en çok istismar etmiş olduğu alan. Kamışlı ekseninde, Amude'de, Derbesiye'de, Delik'te, Malikiye'de, Kahtaniye'de bu alanlarda da yakalanan bütün terörist hedefleri şu ana kadar vuruldu. Bundan sonraki süreçte de vurulmaya devam edecek. Bunların temel vurulmasının sebebi ne? Tabii harekatla ilgili. Çünkü sonuçta yapılacak bir kara harekatının etkinliği ve verilecek zayiatın minimize edilmesine dair bir gayret var, bir inanç var. Bu alanlardaki yapısını vurarak bu alanlarda ortaya koymuş olduğu direncin, mukavemetin, bir şekilde buna dair üretmeye çalıştığı inadın veya ihtirası kırılması dair son derece önemli bir hava harekatı etkisi olarak kendisini gösterdi. Şimdi devam edeceğini değerlendiriyoruz. Zaten bugün sınır hattında gittiğimiz zaman topçu atışlarını biz buradan çok rahatlıkla duyduk. Yani sürekli Türk topçusu konuşuyor olduğu alanlardan PKK hedeflerini sürekli vuruyorlar. Bir diğer tarafıyla bununla ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı'nda devrede olduğunu öğrendik. Yani onlar da gerek hedeflerin tespiti, gerek hedeflerin bir şekilde güncellenmesi ve hareketli hedeflerin tespitiyle ilgili son derece önemli bir aktif bir süreç var. Hatta bu süreç içerisinde bir şekilde Kamışlı bölge sorumlusu. Yani şu andaki PKK'nın şu bölgedeki yani Suriye'deki en etkili isimlerinden bir tanesi
Hatta Mazlum Abdi'nin sağ kolu olarak tanınan terörist de dün yapılan bir SİHA akınıyla beraber etkisizleştirildi. Ağır yaralı olduğu söyleniyor. Ve bir şekilde hayatını kaybettiği söyleniyor. Ama bir şekilde yanındaki teröristlerle beraber imha edildi. Çok net olarak kendisini gösteriyor. Peki Abdullah Bey, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen son açıklamaya bakacak olursak, Pentagon diyor ki yani bizim oradaki unsurlarımız da tehdit altında, Türkiye'nin bu operasyonu dolayısıyla gibi bir orada aslında itiraz bir anlamda diyebiliriz söz konusu. Öte yandan bahsettiğiniz terörist isim, onun da Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrında daha net davranması gerekir gibi bir çağrısı var. Ne diyorsunuz bu boyutuyla ilgili? Az önce de ifade etmiştik. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün hem ABD Büyükelçisi'ni konuk etti, hem de Rus Bakan Şoygu'yla görüştü. Dolayısıyla kara harekatıyla ilgili aman Türkiye böyle bir adım atmasın diye bir çaba mı var? Rus kanadında ve ABD kanadında ne görüyorsunuz? Şimdi Başak Hanım, yani harekat başladığından beri gerek Rus kanadında gerek Amerikan kanadında çok kuvvetli itirazlar olduğu gibi Türkiye'nin hassasiyetlerini anladığını ifade eden ve bununla ilgili bir şekilde Türkiye'nin harekatına müsamahakar açıklamalar var. Yani kendi içerisinde tutarsızlıklar üretiyor. Tabii bizim bu tutarsızlıklar içerisinde olumlu tarafı alıp olumsuz tarafı görmemek gibi bir lüksümüz yok. Sonuçta hepimizin bildiği bir temel gerçek var. Amerika Birleşik Devletleri buradaki YPG, PKK başta olmak üzere burada El Tanaf'taki bütün pek çok kendisine angaje teröristlere ve devlet dışı aktörlere, El Tanaf'takiler gibi bunlara çok ağır yatırım yaptı. Çok büyük yatırım yaptı. Şimdi burada kurmuş olduğu düzenin Türkiye lehine ve kendi aleyhine bozulmasını ister mi? Hayır, istemez. Ama bir başka gerçek var. Burası hem Amerika Birleşik Devletleri için, hem Rusya için, hem İran için, hem İsrail için, hem de bir takım Arap ülkeleri ve kıta Avrupası için bir proje alan. Bütün Suriye, yani Suriye'deki iç savaşın sonrasında şekillenen bu temel paylaşım haritası. Ama bu hakkaniyete uygun değil. Ve Türkiye'nin güvenliğini de bir şekilde varoluşsal bir tehdit altında bırakıyor. Yani onlar için proje olan bu alan bizim için varoluşsal bir tehdit. Bir diğer tarafıyla da biz sonuna kadar haklıyız. Böyle olunca bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bu projeyle ilgili inadının bir şekilde Türkiye lehine çevrilmesi, evrilmesi gerekiyor. Aslında harekatın temel amaçlarından bir tanesi bence bu. YPG, PKK terör örgütünü etkisizleştirmek, değersizleştirmek ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu örgütü kullanmasının bedelinin Amerika Birleşik Devletleri jeopolitik çıkarlar açısından son derece ağır bir bedel olacağını Amerika Birleşik Devletleri'ne göstermek. Çünkü sonuçta bize direnirse zaten bizim şu an yaşamakta olduğumuz bütün güven bunalımının ortaya çıkan bütün açı farklılığının temel sebebi YPG PKK'ya verilen destek ve bunun üretmiş olduğu güven bunalımı. Yani biz şu soruyu soruyoruz. Diyoruz ki biz seninle bir NATO ülkesiyiz. Bir NATO ülkesinde kurşun sıkan, askerine kurşun sıkan, sınırlarına kurşun sıkan, devlete kurşun sıkan bir terör örgütünü sen nasıl desteklersin? Şimdi buradan kaynaklanan güven bunalımı bir şekilde Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu bu iradeye kadar geldi. Öte tarafıyla şu cümleyi kurmamız gerekiyor. Bizle Amerika Birleşik Devletleri 2019'da yapılan Barış Pınarı Harekatı'nda bakın şu alan ele geçirildi, terörsüzlerden temizlendi ama harekatın hedefi neydi? 432-30, yani buradan başlayıp buradaki sınır kapısından başlayıp, Irak sınırından başlayıp tam Membiç'i içine alacak kadar 432 kilometrelik bir sınır hattı ve 30 kilometrelik bir derinlikti. O zaman yapılan bir mutabakat vardı Ruslarla ve Amerikalılarla. Ne demişler, neyi taahhüt etmişlerdi? Biz evet senin şartlarını bir şekilde kabul ediyoruz ve buradaki şu alandaki YPG PKK'nın kontrolündeki şu alanlardaki bütün teröristleri aşağıya inmesini sağlayacağız. Ancak bırakın aşağıya inmelerini sağlamayı buradaki varlıklarını devam ettirdiler. Daha da güçlendiler. Sadece bununla kalmadı. Bu alanlardan şu ana kadar bakın not almıştım onları söyleyememense yanlış söylememek için. Tabii. Türkiye'ye 764 tane füze, roket ve hava saldırısı olmuş. Bu saldırılarda
32 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 261 tanesi de yaralanmış. Abdullah Bey ne zamandan beri olmuş? Bu alanlarda yoğunlaşmış. Abdullah Bey duyabiliyor musunuz? Hasan Basri Yalçın hocamız tam ne zamandan beri diye sordu da varsa elinizde. 764 saldırı hangi tarih? 2017'den beri. 2017'den beri. 2017'den beri. Evet. 2017'den beri olan fotoğraf yani ve sadece bununla da kalmamış, bu alanlardan sızan, Türkiye'nin içine sızan teröristler Türkiye'de pek çok terör eyleminin altında imza atmışlar. Bu eylemler 87. Bu eylemlerde hayatını kaybeden askerimiz ve polisimiz sayısı 153. Hayatını kaybeden vatandaşımızın masumun sayısı da 173. Şimdi böyle bir temel gerçeklik üzerine Türkiye her türlü yolu denedi. Ruslarla denedi, Amerikalılarla denedi, işte küçük small group denilen işte Cenevre süreci, bir diğer tarafıyla Astana süreci, bunlar da hepsinde bu YPG PKK terör örgütünün bu mutabakatlar eşiğinde buralardan aşağıya inmesine dair Türkiye her türlü gayreti ortaya koydu. Peki, ama şu ana kadar Abdullah Bey, sözünüzü bölüyorum. Sözünüzü bölüyorum. Hemen size kaldığınız yeri unutmayın, döneceğim ama sizin eklediğiniz bilgilere şunları da müsaadenizle ekleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 yıllık bilanço diyerek paylaştığı bilgiler aslında bunlar. Siz ifade ettiniz. 36 binden fazla, evet. Evet, çözüm sürecini bitiren 2015 Hendek saldırılarını hatırlıyoruz hepimiz. O zamandan bu yana terör örgütü PKK, YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden sınırdaki 6 ile, ki bu illerimiz Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak, Havan, roket ve füzeyle düzenlediği saldırılarda 32 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yani sınır ötesinden atılan bu Havan roket ve füzeyle yaşandı bunlar. 261 kişi de Türkiye'de yaralandı bu saldırılarda. Aynı dönemde yurt içinde düzenlenen, az önce onu ifade etti Sayın Ağar, saldırı sayısı 87. Burada da 153 güvenlik görevlisi şehit oldu. 173 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Yine bu dönemde, yani 2015'ten günümüze kadar yurt içi ve Irak'la Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen terörle mücadele operasyonlarında ölü ya da sağ olarak ele geçirilen terörist sayısı da 36.874. Buyurun Abdullah Bey, bunları da eklemiş olalım sizin aktardıklarınıza. Şimdi sağ olun Başak Hanım, desteğiniz için. Bir de buna ek şunu söylemek gerekiyor. Buyurun. Bakın, burada bizim kontrol ettiğimiz Fırat Kalkanı harekat alanı var. Barış Pınar harekat alanı var, Zeytin Dalı harekat alanı var. Bu alanlara buradaki DAEŞ'lar başta olmak üzere buradaki bir takım terörize yapılarla anlaşarak veya kendi güdümündeki bir takım teröristleri bu alanlara sokarak buralarda canlı bomba, bombalı araç ve bombalı paket eylemlerinin altına imza attı. Bunlarda da yüzlerce Suriyeli vatandaşı hayatını kaybetti. Şimdi bir de böyle bir şey var. Doğru. Ve bu alanlarda yapmış olduğu da Türkiye'nin bu alanlarda ortaya koymuş olduğu iradeyi bir şekilde itibarsızlaştırmak. Ortaya koymuş olduğu, çünkü sonuçta burada biz bir etki, bu etkiyle de beraber bir düzen üretiyoruz. Bu düzeni bozmak adına da son derece güçlü eylemler yaptı. Şimdi bütün bunların hepsi bir araya gelince ve uluslararası çabalar karşılık vermeyince Türkiye özellikle artık Beşiktaş, özür dilerim, İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ndeki saldırı ve ZAP harekatındaki vermiş olduğumuz şehitlerin üretmiş olduğu sıcaklıkla beraber buradaki faaliyetine hava akınlarıyla beraber başladı. Şimdi hava akınları tabii kendi içerisinde bir etki odaklı harekat olarak değerlendirilebileceği gibi sonuçta bizim hepimizin çok iyi bildiği bir gerçeklik var. Bir kara harekatı başlamazdan evvel bu bölgedeki bu terörist varlığının bir şekilde belinin kırılması, iradesinin kırılması, moral ve motivasyonunu kaybetmesi, kullanmış olduğu altyapının tahribi veya kullanmış olduğu mevzilerin, mağaraların bir şekilde tahribiyle ilgili son derece önemli bir gayret olarak kendisini gösterdi. İlk gün 89 hedefti ama daha sonraki süreçlerde bu hedeflerin sayısının çok daha fazla arttığını ve özellikle topçularımızın şu ana kadar binlerce mermi attığını gördük ve gözlemledik. Buna dair evet bir rakam paylaşmadı ama her yerden bununla ilgili ses geldi. Ve açıkçası özellikle hem içeride konuşlu olan, bu alanlarda konuşlu olan hem de Türkiye sınırında konuşlu olan topçu birliklerinin sürekli tespit eden hedefleri vurduğunu görüyoruz. Yani hatta bugün görmüş olduğumuz bir yer vardı. Özellikle Fırat'ın kenarında karşı tarafta tamamıyla yıkılmıştı. Yani yapılan topçu atışları ve bir diğer tarafıyla hava akınlarıyla beraber.